Kerim Hanım. Kerim Hanım. Evde misiniz? Ben Safiye, Mahir'in annesi. Ne oldu? Nesi var Neşe'nin? Otur Kerim'e. Anneannesi onu buraya getirmeyecek miydi? Vedat öyle dedi. Neşe'nin durumu gayet iyi. Okulunda, sınıfında. Bana yalan söylediniz. Buraya gelmem için. Lütfen oturur musun? Akşam Feride'ye gittiğini, onun evinde kaldığını biliyorum. Ne anlattın kızıma? Hiç. Kerime, bunca yıllık kocanım, bana oyun oynama rica ederim. Hakikati söylüyorum Mehmet Sayın Bey. Niyetim tam aksi olmasına rağmen Feride'ye bir şey anlatmadım, anlatamadım. Neden? Çünkü babasını mükemmel sanıyor. Yaptıklarınızı anlık bir fevrilik olarak görüyor. Bir gün hakikati göreceğinizi düşünüyor. Kalbinizi kararttığınızdan haberi yok yani. Olmayacaktı zaten. Sen de evine döneceksin. Hem de hemen. Asla Mehmet Sayın Bey. Kızıma sustum, ona bir şey demedim. Ama bu bildiklerimden sonra siz bu rotanızı değiştirmediğiniz müddetçe o eve gelmeyeceğim. Bunu böyle bilin. Ne oldu? Savcı Adnan, bugün göreve başladı efendim. Güzel. Manzaramı bozmaya değecek bir diyeceğim vardır inşallah Serdar. Manzaranı bozan ben değilim. Abin. Mahir Kara seni görmek istiyor. Ya hadi. Keyfin yettiyse gidelim. Gitmeyeceğim. Söyle abime bir daha zahmet edip gelmesin görüşe. Bizim artık görüşecek, konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Aynen böyle söylüyor. Haydi. Havalandırmayı bırakıp gelemedi. Çıkmayacak mı görüşe? Başka sefere inşallah. Serdar. Orhan içeride ne işler çeviriyor? Anlat bana bir. Vallahi aramız limoni. Ne desem bana da ters o çekiyor. Ben de mecbur kalmadıkça yanına yanaşmıyorum. Zaten artık kimse destursuz yanına yanaşamıyor.
Neden? Hürmet görmesinin sebebi ne? Hiç bana sorma. Benim de malumatım yok. Feride Şadoğlu, ağır ceza hakimi. Birlikte mesai yapacaksınız. Sizi onunla tanıştırmak isterim. Kendisini gıyaben tanıyorum zaten. Feride Hakim, ben de yeni mesai arkadaşımız Adnan Bey'i sizinle tanıştırmak için getiriyordum. Memnun oldum Adnan Bey. Ben de. Müsaadenizle benim duruşmam var. Adliyemize hoş geldiniz. Hoş buldum. Kolay gelsin Feride Hanım. Teşekkür ederim. Orhan! Oradasın. Duyuyorsun beni, biliyorum. Sana müjde vermeye geldim Orhan. Düğün kuruyorum. Tam da senin çıkışına denk geliyor. Düğünde karşılıklı oynayacağız kardeşim. Biz aileyiz Orhan. Birbirimize sırtımızı dönemeyiz. Silemeyiz birbirimizi. Bugün seni göremedim ama çıktığın gün bütün aile burada olacağız. Seni alıp evimize götürmek için. Allah'a emanet ol kardeşim. Yaz. Gözaltına alınan Faruk Demir'in ifadesi alınıp imzalatıldıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gel. Kolay gelsin. Oo yenge, hoş geldin. Ben Yasin'e bakmıştım, burada mı? Demin olay yerine gitti. Malum her yerde kazan kaynıyor. Gençler ayakta. Bizim okulda karıştı. Dersler iptal olunca ben de buraya geleyim dedim. Geç otur, çay söyleyeyim. Yok sağ ol. Ben eve geçeyim, uğradığımı söylersin. Peki tamam. Kolay gelsin tekrar. Sağ ol. Nerede kalmıştık? Akşam neydi lan o haliniz ha? Müşteri aranıyor taranıyor, ortalıklarda yoksunuz. Civa gibi olacaksınız aslanım, civa gibi, anladın mı? Bakmam gözünüz yaşına. Dağılın, çeki düzen verin kendinize. Buyur yenge. Necdet nerede? Bir iş için dışarı çıktı. Bir emrin varsa bana söyle yenge. İşmiş. Biliyoruz biz onun işlerinin hikmetini. Neyse benim geldiğimi söyle. Ayten yengemin seninle konuşacakları varmış. Mühimmiş dersin. Evde beklediğimi söylersin. Emin olur yenge. Geldiğinde hemen iletirim. Geç olsun da güç olmasın Beygor, ha? Gereksinlere gideceğiz. Benim vasıtamla. Diğer arabaya da kuyruk yapacağız. Sizin arabanız burada kalsın. Silahların geçişini ben sağlarım. Sonrası sizin, Necdet Bey.
Uyar Ribor. Buyurun o zaman. Yolumuz uzun. Geç kalmayalım. Her sabah ziyaretine gidiyorum. Bir umutla. Ama gel gör ki doktorlar artık gözlerini kaçırıyor benden. Allah iki rahmetten birini versin. Amin. Muhabbetiniz bol olsun. Ha, sağ olasın Mahir. Eyvallah. Nasılsın abi? İyiyim. Benden istenen bir ricayı yerine getirdim. Ondan daha da iyiyim. Her şeye zeval olmaz neticesinde. Hayırdır? Hayır, hayır. Bizde şer olmaz. Baba. Hı? Orhan'a gittim. Görüşe çıkmadı. Serdar'ı yokladım biraz. Hafrasından yanına yanaşılmıyor dedi. Belli içeride bir yol tutturmuş gidiyor. Mahir. Orhan yolunu kaybetmek üzere. Durun bakalım ya. Az kalmadı mı çıkmasına ya? İçerideki havası kimeyse çıkınca biter. Siz de kulağından çeker getirirsiniz. Dizinizin dibine oturtursunuz. Biz öyle yapacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu karanlık dünyada yitip gitmeleri için büyütmedik biz evlatlarımızı. Feride Hanım, 5 dakika vaktiniz var mı acaba? Tabii başsavcım, buyurun. Hoşgörünüze sığınarak gerçekleştirdiğim bir görüşmeyi size bildireceğim. Bugün Mahir Bey'in dükkanına gittim ve görüştük. Neden? Ona da izah ettim. Sen kıymetli bir hakimsin. Mahir'in bir takım olayları var, biliyorsun. Bu basına da yansıdı. Üstelik babasının cinayetle yargılanması... Aklandı, biliyorsunuz. Tabii ki aklandı. Ama geçmişte aldığı hükmü unutmamak gerek. Bir de seni ziyarete gelen adam, onun bir kabadayı olduğunu bütün adliye biliyor. Feride, başka bir hakimin adliyede, üstelik kendi odasında bir kabadayıyla görüştüğünü düşün. İlk aklına ne gelirdi? Bu nasıl bir alakadır ki adliyeye kadar taşınıyor? Kara ailesiyle ilgili oluşan intiba biraz nahoş. Sen de onların gelini olacaksın. Bu sana da sirayet ediyor. Bu olayla ilgili sana karşı en ufak bir davranış, bir hareket bile olması senin itibarını zedeler. Daha yeni bir soruşturma geçirdin. Mahir'e ne dediniz? Sadece sana değer verdiğimi ve zarar görmeni istemediğimi söyledim. Hiç olmazsa bundan sonra daha dikkatli olmasını rica ettim. O da beni anlayışla karşıladı. Aynı anlayışı senden de bekliyorum. Burada bir meslektaşın olarak değil, bir abin olarak bu konuşmayı yaptığımı da bil lütfen. Kolay gelsin. Pencerenin macunlarını daha yeni çektim. Kendi ellerimle hem de. Su tesisatını da elden geçirdim. Ben titizimdir böyle konularda. Allah eline sağlık abi. Evin çiçek gibi. Anlaşırsak tutarız inşallah. İyi hoş da bekarsan anlaşamayız. Benim aklım ermez öyle işlere. Geleni gideni belli aile isterim çatımın altında. Sen yanlış anladın abi. Evliyim ben. Zaten tutacak olursak çoluğumla çocuğumla yerleşeceğim kısmetse. Ha bak o zaman iş değişir. Kirası dediğim gibi 450 lira. Senin için de uygunsa el sıkışırız. Hadi hayırlı olur inşallah. (Gülüyor)
Geç kalmadım değil mi? Yok, ben erken geldim. Hadi bakalım. Bastıralım davetiyeleri de son anda vazgeçeme. Ben mi vazgeçeceğim? Asla. Ölsem de bırakmam seni. Mahir, bir şey söyleyeceğim sana. Ben neden özür dilediğini anladım benden. Başsavcı gelmiş sana. O bana bir ayna tuttu diyelim. Seni anlamama sebep oldu. Ama özür dilediysem, söz verdiysem sana olan sevdamdan. Yemin ettim ben Feride. Sen benim nefesimsin. Gerekirse seni kendimden bile koruyacağım. Seni çok seviyorum. Kalimera. Kalimera. Merhabalar. Hayırlı birisisin geldiniz Cani. Evet, ayın 9'unda düğünümüz var. Davetiye seçeceğiz. Hanımefendi seçecek tabii ki. Benzer de. Sen kadınları çözmüşsün. Bir yastıkta kocarsınız inşallah. Amin. Davetiyelerimiz var bol bol. Pahalı olanlardan mı sıkarayım? Makul olanlardan mı? Makul olanlardan. Siz bizi en güzellerinden çıkartın. Gönlüne göre olsun nişanlımı. Ne istiyorsan onu seç. Hayatta bir kere oluyor böyle şeyler. Hiçbir şey içinde kalsın istemiyorum. Buyurun. İçin güzel de Mahir için. Veznecilerde iyi kötü bir namımız var Hakime Hanım. Hanım köylü de dedirtmeyelim kendimize. E sen seç dedin diye dedim. E sen seç. Ama beni de düşün gözünü seveyim. Şuna fevkalade. Tamam. Bu olsun. Güzel. Bilgilerinizi alayım. Mahir Kara. Feride Şadoğlu. Baba adları? Nazif Kara. Biz sadece Şadoğlu ailesi ve Kara ailesi yazsak olmaz mı? Olur zannim o. Neden olmasın? Tamam, öyle yazalım. Sevdam. Hı. Hadi anneni de al bize yemeğe gelin. Ben de bizimkilere haber vereyim. Sen ciddi misin? Ayıp olmasın sizinkilere böyle birdenbire. Hiçbir şey olmaz. Bizimkiler sevinir bile. Tamam. Ben haber vereyim o zaman hemen. Hadi. Kusura bakma, geciktim anne. Benim değil kızım. Açsındır. Hemen yemekleri ısıtıp getireyim. Her şey hazır. Yok. Anne, zahmet etme. Yani çünkü biz yemeğe davetliyiz. Aa, nereye? Mahirlere. Feride. Anne, ne olur itiraz etmeden önce beni bir dinle. O insanlara bir de benim gözümle bak istiyorum. Eminim sen de tanıdıkça çok seveceksin. Onlar için değil, en azından benim için. Çok rica ediyorum anne. Tamam. Tamam, gidelim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim anne. Fikrimi değiştirmeden müsaade et de üstümü değiştireyim. Tamam, tamam tabii.
Kızım kapıya bakıver. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Gel. Döktürmüşsünüz gene. Vallahi nazif mücver istiyorum dedi. Annem bir başladı gerisi geldi. Hala mutfaktalar Songül'le. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yeğenim ağzının tadını biliyor. Bazı şeyler irsi değil mi Mahir? Müsaadeniz olursa Feride ile annesini de davet ettim. Müsaade ne demek evladım? Hanım iki tabak daha koy masaya hadi. Tamam dur. O zaman kızım siz Songül'le sofraya devam edin. Ben bir üstümü değiştireyim. Baban da mücverin yarısını yemiş. İlave yapın biraz. Ah be annem ne telaş yaptın. Gelen dün ürün. Uğraşma şimdi kıyafetle falan. Olmaz böyle karşılanmaz. Kızartma yaptık kokar. Geldiler. İnşallah o geceden sonra gönül koyarak davranmazlar bana. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin buyurun. Feride kızım gel. Hoş geldiniz. Hoş geldin yavrum. Bakın arkadaşlar. Bu pasajın ne olacağı meçhul. Hazır alıcısı varken elinizden çıkartın. Ha, benden atlasın, nerede patlarsa patlasın. Hesap o mu şimdi? Yazık günah değil mi? Size de yazık bey amca. Bakın ne oldu? Pasajı kapatıp gittiler. Hem ne zaman açılacağı belli bile değil. Katiyetle, ben satmam dükkanımı. Sen kim? Bu alıcı kim? Bir de bakalım bana. Vallahi adamı biz de bilmiyoruz. Biz elçiyiz. Bize emlakçı dedi, birkaç müşteri varmış. Burada ev almak isteyen de var, dükkan almak isteyen de. Ama biz de arada köprü oluruz. Siz yeter ki he deyin. Size niye itibar edelim? Siz kimsiniz? Çıkarınız ne? Bak bey baba, insanlık yapalım diyoruz. Yürü lan ne insanlığı? Sakin olun beyler, sıcak çay geldi, oturalım. Sevmediniz mi? Ah yo yo ondan değil. Kızartma yememeye gayret ediyorum. Dokunuyor da. Zeytinyağlı bu. Teşekkür ederim. Salatanın da yağı az. Bundan da buyurun isterseniz. Çok nazik. Biz bugün davetiyelerimizi seçtik. Aa öyle mi? Var mı yanınızda? Evet. Böyle bir şey. Ay. Hayırlısı. Mahir Bey'im, evlenince nerede oturacaksınız? Vakit de az kalmış. Bugün Feride'nin ev sahibesiyle karşılaştım. Evi satmış. Bir süre burada kalacağız. Bu evde. Bir ev buluncaya kadar anne. Ama zaten bu ev kalabalık değil mi? Ben onlara nazikle odamızı yapacağım. Ne gerek var kızım insanları yerinden etmeye? Vakit var. Her an evvel ev tutulsun. Anne konuşuruz sonra bunları. Gelinliğin modeli seçtin mi, sipariş ettin mi? Seçmedim daha. Tamam. Yarın hemen seçelim ve sipariş verelim. Kendim dikerim dedim belki. Aa, ne ara hem çalışıp hem gelinlikle mi uğraşacaksın? Olmaz öyle şey kızım.
Biz yardım ederiz. Ben de ederim. Daha önce gelinlik diktiniz mi hiç? Ben kendi gelinliğimi diktim. Annemle. Bir tane yani. Gerek yok öyle zahmete. Ben Feride'yi hep kusursuz bir gelinliğin içinde hayal etmiştim. Belli ki bazı şeyler içimizde kalacak zaten. Bari bu noksan kalmasın. Hanım, tatlı yok mu? Olmaz mı? Hemen getireyim. Soyguna gelmişler sanki. At hırsızı kılıklılar. Hadi Mehmet abi git yat evine abi. Hadi. Hey baba. Sen kime hırsız diyorsun bakalım? Yürü lan. Gidin işinize. Seninle bir hesaplaşalım gideceğiz. Sen kime posta koyuyorsun lan? Sat diyorsak satacaksın. Seve seve olmuyorsa başka türlü. Çek ulan elini. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Daha vereyim mi? Alırım. Ziyan yok. Mahir! Hazif! Yetiş! Ne yapıyorsunuz lan? Sen gel aç kamçı. Yaksana onu. Baban ya. Adam utanmıyor. Konuşma lan sen. Hı? Dur. Polis ara Yasin. Mehmet amca iyi misin? İyiyim iyiyim. Sağ ol. İyi. Ben sınırdan aldım. Gerisi sizin. Necdet Bey. Eyvallah Igor. Benim yol arkadaşlığım da buraya kadar. Eyvallah müdür. Beyefendiye bir malumatınız var mı? Barut emanetleri aldı, sözünü tutacak. Malları da yağ gibi akıtacaktı kâfi. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Hadi anne girin artık içeri. Hadi Feridem siz de girin. Polisi çağırdık, bekliyoruz işte. Rica ederim Feride, gidelim eve. Tamam anne, polis gelsin gideriz. Hadi geldi işte.
Mahir Rize'ye geçiyoruz. Hayırdır Mahir? Ne oldu? Bilmiyorum. Benim gördüğüm bu herifler Mehmet amcaya saldırıyordu. Gerisi de artık senin işin. Ha kardeşim? Alın bunları. Kalk lan. Mehmet amca da bizimle gelsin. Hadi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Mehmet amca. Geçmiş olsun. Anne, iyi misin? Pek değilim Feride. Alışkın değilim ben böyle münakaşalara. Polis geldi. Olay neticelenir. Polis halleder. Yatıyorum ben. Tamam, iyi geceler. Anne! Efendim? Buradaki Melih'in daktilosu değil mi? Evet. Vedat getirdi. Sen istemişsin. Kalemim de burada. Daha bugün söz verdim baba. Elimi kaldırmayacağım. Kimseye karışmayacağım dedim. Kanun, kural ne diyorsa o. Çağırdık işte polis. Mevzu neymiş öğrensinler bakalım. Madem bir söz verdin, tutacaksın. Bir kadına verilen söz Mahir, dünyanın en kutsal yeminidir. Ama zor tuttum baba kendimi. Feride'nin gözlerine değmeseydi gözlerim. Allah seni bir daha sınanmak zorunda bırakmaz inşallah. İnşallah baba. Eline sağlık Safiye. Afiyet olsun. Günaydın Osman. Günaydın Mahir abi. Nasılsın? İyiyim abi sen? Merhaba Osman. Günaydın ya. Merhaba oğlum. Safiye anne günaydın. Osman abi, dün yolda gördüğümüz kuşu anlattım dedi mi? Güvercindir dedi. Ama paçaları tüylü tüylü güvercin olmaz ki değil mi? Sen söyle dedi mi? Paçalı güvercin de var aslında. Bak şu kereteye. Senin lafına daha çok itibar eder olmuş bu. Tesirin büyük Osman. Estağfurullah ustam. Bizimki yol arkadaşlığı. En güzeli de öylesidir zaten. Ben acele gidiyorum. Erdal abinin müvekkili gelecek kapıda kalmasın adam. Selam söyle. Tamam. Güle güle kızım. Sağ olun. Güle güle. İyi alışverişler. Sağ ol. Hadi Osman biz de gidelim. Tamam. Hadi size iyi günler o zaman. Hadi güle güle. Güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Şuna bak Safiye. Büyüdü de okullara başladı. Ya. Bugünleri de görebildik. Çok şükür Nazif'im. Hadi neyse biz acele edelim. Düğün için kaç parça şey alacağız. Bir an önce başlayalım alışverişe. Safiye, beni kaç kapı dolaştıracaksın? Hı? Boşuna telaş ediyor olmayasın. Hepsini bir günde halletmemiz şart değil. Çok istirham ediyorum senden. İki ayağın bir pabuca sok. Aşk olsun Nazif. Oğlum evleniyor. Son dakikaya mı bırakayım her şeyi? Hadi biz önden gidelim.
Zaten unutulan, eksik kalan şeyler olur. Onlara da vakit kalır. Anacığım, babam haklı. Kendini de babamı da paralama. Oğlum, bak sen de Feride de çalışan insanlarsınız. Biz babanla büyük parça işleri halledelim. Size de keyifli işler kalsın istiyorum. Hem bırakın da canım bir ağız tadıyla hazırlık yapayım. Heves ediyorum. Peki annem, peki. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Ben dükkandayım. Hadi. Tamam. Sana kolay gelsin. Kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin babam. Sinan Bey günaydın. Günaydın. Hayırdır erkencisin? Mühim bir haber geldi. Dün gece sevkiyat olmuş. Nasıl anlamadım? Niye Necdet haber vermedi bize? Orası meçhul. Bilmiyoruz. O herifi derhal alıp önüme at. Bana neden haber vermemiş anlatsın bakalım. Vallahi helal olsun Mahir Kara. Gözlerimi yaşarttın. Bütün gece bekledim gelmedin. Artık sabah dayanamazsın gelirsin dedim. Yok. Yine yoksun. Kes Yasin yoksa seni de çivileyeceğim. Kızma abi. Şaka yapmıyorum. Takdir ediyorum ya. Gelmişken söyle bakalım. Neymiş dertleri? Vallahi biz sonra başka bir ihbara koştuk. Öğrendiğime göre önce bir kahvede tartışmışlar. Şu pasaj mevzuları yüzünden. Sonra amcadan özür dilemişler. Savcı da salıvermiş. Ne yani? Bu mu olması gereken? Yasin. Bu pasaj olayı. İsmet'in dükkan. Bunların hepsi tesadüf mü sence? Anlaşılan sence değil. Kim aklından geçen? Sinan. Şunun bir peşine düşsen diyorum. Ayıp ettin. Kardeşim ister de yapmaz mıyım? Ben bittim seni. Eve gidiyorum. Gazino size emanet. Sakın kendinizi şaşırıp eve kadar gelmeyin ha. Akşama kadar dinleneceğim. Beni soran da olursa gece gelecek diye. Tamamdır abi. Sen hiç merak etme. Eyvallah. Hay! Abi! Dün gece yengem geldi. Değildi. Oo, Necdet Bey, günaydınlar. Sevgili Rıza, çok yorgunum. Senin tatamanı hiç çekemem. İstirahat etmeden evvel benimle beraber geleceksin. Sinan Bey seninle görüşmek istiyor. Acilen. Gelemem. Gelmeyeceğim.
gelmedi de. Nasıl? Basbayağı Rıza. Sinan Bey bunu duyarsa çok kızar. Kızınca da ne yapacağı belli olmaz. Banyo yapsın. Soğuk iyi gelir. Su iyidir yani. Sevgili Melih. Dertleşmeden, konuşmadan geçirdiğim en uzun zaman bu. Her geçen gün hasretin azalmak yerine artıyor sanki. Seni bir daha göremeyeceğimi, duyamayacağımı düşünmek fikri hala nefesimi kesiyor. Necdet posta koydu. Ben gelmiyorum dedi. Kim olduğunu zannediyor bu herif? Ha? Ciddiyetimizi anlamadı galiba. Çok kızacağınızı bilhassa söyledim. Lakin umursamadı. Umursamadı. O vakit ona kim olduğumuzu hatırlatalım. Karısını derdest edip getirin. Bakalım Necdet Bey bu sefer geliyor mu, gelmiyor mu? Kolay gelsin Erdal abi. Sağ ol. Hayırdır? Niye geldin? Abi ben bir İlknur'a bakmıştım da. Yapma Bülent. Siz medeni bir şekilde ayrıldınız. Bu kadar ısrarın lüzumu yok ki. Vallahi ısrar değil Erdal abi. İlknur'a diyeceklerim var. Bülent. Ne oldu? Niye geldin? İlknur. Bir 5 dakika benimle gelsene. Seni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Diyemem. Görmen lazım. Hem çok uzak değil. 5 dakikada gider geliriz. Bilemedim ki. Benim daha öğlen yemeği yapmam lazım. İlknur, vallahi 5 dakikada geliriz. Hadi kırma beni. Aşk olsun yani Feride. Çay suyu çoktan kaynamış, sen demlemeyi unutmuşsun. Sen nereye bakıyorsun öyle? Anne. Bak. Bu Melih'in bana yazdığı mektup. Evet, tanıdım. Bu da Melih'in daktilosu. Ben sabah ona bir şeyler yazayım dedim. Sorun ne, anlamıyorum.
Bak, bu daktilo R harflerini basmıyor. Benim yazdığım mektupta R harfleri eksik, görüyor musun? Ama Melih'in yazdığı mektupta R harfleri yerli yerinde. Sen nereye varmaya çalışıyorsun kızım, anlayamıyorum. Anne, Melih evde de işte de bu daktiloyu kullanırdı. Başka daktilosu yoktu. Melih nerede yazdı bu mektubu? Hı? Başkasının eşyasını da kullanmazdı. Kızım, belki buraya gönderirken düşmüştür. Belki sonra bozuldu. Evet, onu da düşündüm. Ama bak, bu Melih'in son makalesi. Bak, onda da R harfleri eksik. O yüzden diyorum işte. Melih bu mektubu başka bir daktiloda yazdı. Ya da belki mektubu Melih yazmadı. Thank you.